Millet iradesinin esas olduğu bir siyasal sistemimiz var şu anda. Siyasetin itibar kazandığı bir yapımız var şu anda. dezenformasyon yaşadığımız dönemin bir gerçeği aslında. Şu anda istediğiniz noktaya geldi. 1,5 milyon başvuru yapıldı o hatta. Süreçte çok sert eleştirileri de maruz kalıyorsunuz. Yapılan bu saldırıların hiçbirini kişiselleştirmiyor. Sizinle ilgili bir diyalog durumu söz konusu oldu mu? Seçime gidiyoruz. Millet iradesinin ne söyleyeceğine bakacağız. Türkiye'nin tanıtımına. Türkiye'deki bu seçimler niye bu kadar önemli bir hale geldi? Türkiye'nin marka değerine katkı sunmaya çalışıyoruz. Oradaki bir bakış açınız nedir? Bugünkü Türkiye iddialı, bölgesel ve küresel bir oyuncu olan bu Türkiye birilerini rahatsız ediyor. Fahrettin Bey tabii çok yoğun bir seçim süreci var. Bu seçim süreci aynı zamanda vatandaşa yaptığınız icraatları anlatmak, halkı ikna etmek. Bütün bunları yaparken de son dönemde özellikle belki bu seçime has bir durum da olabilir ama dezenformasyonla ilgili de çok yoğun bir gayret görüyoruz. E siz bunu neye bağlıyorsunuz? Şimdi ne yazık ki ifade ettiğiniz gibi dezenformasyon yaşadığımız dönemin bir gerçeği aslında. Sadece bizim değil. Dünyanın bir sorunu, yayılan bir veba adeta bu dezenformasyon bir yağmur gibi bütün toplumların üzerine yağıyor. Uzun dönemde iletişim bilimciler enformasyon bombardımanından bahsettiler. Dediler ki yaşadığımız dönemde artık her yerden enformasyon yağıyor. Ve bu enformasyonla beraber toplumlar sürekli bir bilgi enflasyonuyla karşı karşıya kalıyor. Neyin doğru, neyin yalan olduğunu bilemiyor. Bugün içinde yaşadığımız dönemde yani bu geçmiş iletişimcilerin aşırı enformasyon anlamı öldürür yaklaşımının bir lüks olduğunu görüyoruz. Çünkü bugün e, enformasyon yağmuru yerine gerçek anlamda bir dezenformasyon yağmuru var. Her yerden dezenformasyon yağıyor. Ve dezenformasyon her şeyden önce demokrasileri tehdit altına alıyor. Her şeyden önce hakikati tehdit altına alıyor. Toplum barışını tehdit altına alıyor. İnsanların birlikte yaşama kültürünü bozuyor. Böyle olunca ne oluyor? Böyle olduğunda yaşadığımız dünya daha kötü bir dünyaya dönüşüyor. Çünkü insanlar artık yalanın sıradanlaştığı bir dünyada yaşamaya başlıyorlar. Hakikatin önemsizleştiği bir dünyada yaşamaya başlıyorlar. İşte birileri buna post çağ diyor. Hakikat ötesi çağ diye çeviriyoruz bunu malum. Fakat ne olursa olsun burada artık bu dezenformasyonun bu kadar yoğun bir şekilde karşımıza çıktığı bu dönemde de biz hakikat mücadelesi vermenin önemine inanıyoruz. O yüzden diyoruz ki ne olursa olsun Hakikat için mücadele etmek kutsal bir uğraştır. Çünkü hakikat toplumları bir arada tutan, toplumsal barışı, bireyin refahını, demokrasileri ayakta tutan en önemli meseledir. Bakın, demokrasilerin özelliği bireylerin kararlarıyla iktidarın şekillenmesidir. Bireylerin toplumsal hayata, kamusal hayata katıldıkları, müzakere kültürünün esas olduğu bir ortamdır demokrasiler. Peki burada en önemli malzemeniz nedir? En önemli malzemeniz doğru bilgidir. Eğer siz doğru bilgiyle donanırsanız, doğru bilgiyle teçhiz olursanız o takdirde o bilgi ile birlikte siz iradenizi kullanırsınız, kararınızı verirsiniz. Fakat eğer ki sizin elinizdeki o ana malzeme yani bilgi yanlışsa bir dizi yalanla siz gidip de kamu sorularına katılıyorsanız o takdirde demokrasi tarif olur. O takdirde gerçek anlamda bir karar süreci karşımıza çıkmaz. O yüzden bu karar süreçlerinin tahrif edilmesi esas itibariyle demokrasi kültürünün de zayıflaması anlamına gelir. Bu bağlamda çok aslında evrensel bir sorundan bahsediyoruz. Bugün itibariyle Amerika'da da, Amerikan siyasal hayatında da bu kadar yoğun yalanların siyaseti nasıl kirlettiğinden dem vuran birçok aklı başında insan, düşünür, yazar var. Onun dışında Yine İngiltere'de. Dünyanın farklı farklı yerlerinde bunu görürsünüz. Fakat Türkiye'de esas itibariyle biz desen, dezenformasyona kat be kat daha fazla maruz kalıyoruz. Ampirik bir veriden bahsediyorum. Yani bir sadece basit bir gözlemden ibaret değil bu söylediğim. Sosyal medya üzerinden Türkiye'de bireylerin dezenformasyona maruz kalma oranı bütün diğer ülkelerden ve ülkelerin toplumlarından çok daha fazla maalesef. Bunun gerekçesi nedir? Bunun gerekçelerini uzun uzadıya konuşabiliriz. Fakat bunun gerekçesi en temelde Türkiye'nin Yürüdüğü yol Türkiye'nin yaptığı makro stratejik tercihtir ve bu makro stratejik tercih dolayısıyla Türkiye'nin bu tercihten vazgeçilmesi <laughs> amacıyla dezenformasyon bir müdahale biçimi olarak karşımıza çıkar. Ha bir de şunu söylemem lazım dezenformasyon bugün yoğun bir şekilde karşı karşıya kaldığımız bir sorun olsa da yine tarihimizde, Türk modernleşme tarihinde, siyasi tarihimizde de sıklıkla karşılaştığımız bir durum. Bizim tarihimiz, siyasi tarihimiz maalesef darbeler tarihidir. Siyasete, demokratik siyasal olana müdahaleler tarihidir ve bu müdahalelere bakarsanız bu müdahalelerin hemen öncesinde çok yoğun bir yalan haber kampanyasının, bir dezenformasyon kampanyasının olduğunu görürsünüz. 27 Mayıs öncesinde dönemin gazeteleri ardı ardına yalanlarla siyasi alanı belirlemeye, toplumda bir infial oluşturmaya çalışmışlardır ve onun üzerine silahlı kuvvetler gelip darbe yapmıştır. Yıllar sonra bunların aslında kurmaca olduğu, yalan olduğu, dezenformasyon olduğu ortaya çıkmıştır. Dönem dönem bunun farklı örneklerini görürüz. 12 Eylül öncesinde de bunu buluruz. Bunun en belki daha uç örneklerini yine geleneksel medya yapısı içerisinde 28 Şubat döneminde görürüz. 28 Şubat döneminde birçok kurgunun yine dezenformasyon saldırısının yine topluma karşı yapıldığını gördük. Ve 28 Şubat darbesi yine müdahalesi bu dezenformasyonların eliyle yani medyanın yardımıyla oldu. Fakat bütün bu dönemlerde geleneksel medya, konvansiyonel medya içinde bu dezenformasyonlar yapıldı. Yani bugünün dezenformasyonları kadar yoğun değildi ve yine bugünün dezenformasyonları formasyonları gibi kontrolsüz değil. Çünkü bugün de geçmişi karşılaştırdığımızda şu farkı çok net bir şekilde görüyoruz. Bugün artık dezenformasyon süreci başladığında yani biri bir yerden bir düğmeye bastığında artık kontrolü kendisi de istese bile bir daha sağlayamıyor ve o dezenformasyon sarmalı herkesi içine almaya başlıyor. O evet. saldırıyı başlatan kişiyle dolayısıyla dezenformasyon toplumun bütün kesimlerini tehdit eden ve mutlak surette ortak bir bilinçle kendisine karşı konması gereken bir tehdittir ve şu içinde yaşadığımız süreçte, şu seçim sürecinde de ne yazık ki bunun onlarca hatta hatta yüzlerce örneğini görüyoruz. Şimdi iletişim başkanlığı aslında yeni sistemle birlikte bizim hayatımıza giren yapılardan bir tanesi. Siz de buranın kurucu başkanısınız. Şimdi ben zaman zaman sizin katıldığınız etkinliklere de gelmeye çalışıyorum. Sizin hep bir hakikat vurgunuz var. Göreve geldiğiniz günden bugüne ki zaman zaman bu konuyla ilgili çok eleştiriler de aldınız. Yani hem medya dünyasından, muhalif medyadan hem de siyasi partilerden ki grup toplantılarında sizi direkt olarak isminizi verecek kadar hedef haline geldiniz. Bu yapı dezenformasyon ilgili büyük bir mücadele veriyor. Siz orada da bir dezenformasyon birimi kurdunuz. Şu anda istediğiniz noktaya geldi mi? Yani toplumun bilinçlendirilmesine katkı sağlıyor mu? Adem Bey esas itibariyle hakikat vurgusu Sayın Cumhurbaşkanımızın vurgusudur. Hakikat Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadelesinde en başından beri en temel dayanaklarından bir tanesi olmuştur ve Cumhurbaşkanımız esas itibariyle yaşasın hakikat vurgusunu yaptığında ve hakikat eksenli bir siyaseti aynı zamanda iletişim alanına da taşımalıyız dediğinde bu çerçevede biz de kendimize bir yapılanma oluşturduk bir bunu düstur edindik en kurulduğumuz günden itibaren biz her şeyden önce tabii ki kamuoyunu doğru bilgiyle şeffaf bir şekilde hızlı bir şekilde bilgilendirmeyi ve kamunun perspektifini doğrudan toplumla buluşturmayı esas aldık yine devlet millet iletişim köprüsünü güçlendirmeye karşılıklı olarak bunu güçlendirmeye çalıştık. Sadece devletin mesajlarını topluma millete aktarmak değil. Aynı zamanda her bir bireyin, her bir vatandaşın taleplerini de devlete aktarabilmesi, devletin ilgili birimlerine aktarabilmesi için yoğun bir gayret sarf ettik. İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Cimer bizim bünyemizde yer alan bu anlamda önemli bir birim. Çok ilginç bir şekilde muhalif medyada sık sık bu yanlışın yapıldığını görüyoruz. Bizim kurumumuzun adını dahi Cimer diye ifade ediyorlar. Bu öncelik ilk zamanlar kasıtlı olarak yaptıklarını düşündüğüm bir şeydi. Fakat sonra gördüm ki bir cehaletin ürünü. Halbuki Cimer bizim İletişim Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde Halkla İlişkiler Daire Başkanlığımız içinde bir birimimiz. Çok kıymetli bir birimimiz. Bizim kendisiyle gurur duyduğumuz bir birimimiz. Demlesen Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması diye. E, aynen öyle. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken geliştirdiği vizyonun somutlaşmış hali. Cumhurbaşkanımız o vizyonla önce beyaz masayı kurdu ve beyaz masayla birlikte doğrudan vatandaşlar, bireyler gelip net bir şekilde taleplerini, şikayetlerini, isteklerini o dönemde belediyeye. Daha sonra Cumhurbaşkanımız Başbakan olduğunda Başbakanlığa, daha sonra Cumhurbaşkanı olduğunda cumhurbaşkanlığını iletti. Daha önce Bimerdi, Başbakanlık İletişim evet. Merkezi, daha sonra Cimer ve yeni hükümet sistemiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kurulunca Cimer'in faaliyetleri, fonksiyonları bizim muhtemize verildi. Ve biz o faaliyetlerle birlikte aslında devlet millet iletişim köprüsünü güçlendirmeye gayret ettik. Geçen yıl CİMER'e 6 milyon 180 bin başvuru yapıldı 2022 yılı itibariyle. Ve daha sonra da Yine biz bu alanda yoğun bir şekilde faaliyetlerimizi geliştirmeye gayret ettik. Deprem döneminde CİMER bünyesinde deprem acil hattı kurduk ve 1,5 milyon başvuru yapıldı o hatta. Ve o 1,5 milyon başvurunun her birini biz ivedi bir şekilde cevapladık ve başvuru sahibinin mağduriyetinin giderilmesine, talebinin yerine getirilmesine dönük yoğun bir gayret sarf ettik ve hamdolsun bu noktada başarı da ortaya koyduk. Şimdi bir taraftan ifade ettiğim gibi kamuoyunun bilgilendirilmesi, diğer taraftan devlet millet iletişim köprüsünün güçlendirilmesi, diğer taraftan Türkiye'nin kamu diplomasisinin yapılması, yani Türkiye'nin yumuşak gücünün bütün dünyaya gösterilmesi ve Türkiye'nin yükselen bir güç, bir bölgesel güç ve bir küresel oyuncu olarak çok nitelikli bir ülke olduğunu ve bu noktada Türkiye'nin gücünün dünya barışına, dünya istikrarına, bölge barışına, bölge istikrarına katkı sunacağının gösterilmesi, Türkiye'nin kültürel zenginliklerinin anlatılması vesaire alanlarında yoğun bir orada gayret sarf ettik. Tabi bunlarla beraber yine devlet içerisinde stratejik iletişim kültürünün yerleştirilmesi, kurumsallaşması için yoğun gayret sarf ettik. Bunun çeşitli unsurları söz konusu fakat en önemlisi devletin söylem birliğinin tesis edilmesi noktasında ortaya koyduğumuz gayretler oldu. Devletin söylem birliğini biz çok önemsiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız yine bize kurumun yöneticiliğini, başkanlığını tevdi ederken ortaya koyduğu perspektiflerden, çizdiği vizyonlardan biri de buydu. Çünkü devletin söylem birliğinin olmaması demek Adem Bey tamamen ülkenin, devletimizin dış müdahaleleri açık olması demektir. Düşünün temel bir kritik meselede örnek veriyorum. Türkiye-Rusya ilişkilerinde. Türkiye'den yine kamudan üç farklı sesin çıktığını, kamusal alanda üç farklı pozisyonun ifade edildiğini düşünün. Bu ne demek? Bu üç farklı pozisyona göre farklı aktörlerin gelip Türkiye'ye bir şekilde müdahale etmeye çalışması demektir. Bunun önüne geçmenin yolu devletin söylen birliğinin tesisidir. Diğer taraftan yine güçlü bir şekilde, tutarlı bir şekilde söylemlerinizin aktarılması ve pozisyonunuzun savunulması ve pozisyonunuzun gereğince sonuç alınmasının temini adına da devletin söylem birliği çok önemli bir husustur. Dolayısıyla bunu temin etmek noktasında, stratejik iletişim kültürünün yerleştirmesi noktasında biz yine yoğun bir gayret sarf ediyoruz. Bütün bunların yanında elbette Dezenformasyonla mücadele de bizim için kritik unsurlardan bir tanesi. Keşke dezenformasyonla mücadele için verdiğimiz emeği sadece kamuoyunu doğru bilgilendirmeyle uluslararası alanda Türkiye'nin tanıtımıyla ilgili olarak versek. Elbette bu alandaki faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Fakat bir taraftan da dezenformasyonla mücadele noktasında yoğun bir gayret sarf ediyoruz. Bakın sadece depremden bu yana yapılan dezenformasyonlar ve bunlara yönelik doğrulamalarımız. Şimdi bu esas itibariyle bizim ne kadar çok çalıştığımızı gösteren bir belgedir. Ama diğer taraftan da bu esas itibariyle bizim için bir üzüntü sebebi olmalıdır. Çünkü bu kadar yalan dolaşıma giriyor. Bu kadar yalan, binlerce yalan ne yazık ki kamuoyunu yanlış yönlendirmek, hatta ve hatta halkı kim ve düşmanlığa sevk etmek için kullanılıyor. İfade Hı. ettiniz. Siz de sahadaydınız. O, Yakın takip ettiniz. Deprem bir deprem, şey bölgesinde, deprem bölgesinde. Deprem bölgesinde bazıları duygusal. Fakat pek çoğu bile isteye sistematik bir şekilde halkı yanlış yönlendirmeye yönelik gayretler ortaya çıktı ve biz bunları anında yalanladık. Fakat anında yalanlasanız bile yalan her zaman doğrudan çok daha hızlı dolaşıma giriyor ve maalesef etkisi bir kere ortaya çıktıktan sonra artık zamanı geri döndüremediğiniz için sonuçlarını geri alamıyorsunuz. Bakın baraj patladı diye bir yalan yapıldı. Yalan söylendi. Bu haber üzerine deprem döneminde arama kurtarma faaliyetlerine ara verildi. O dönemde bizim kayıplarımız oldu. Bunun telafisi var mı? Yani ne kadar dezenformasyonla mücadele ederseniz edin. Ne kadar yalanlama yaparsanız yapın. Ya da birileri bundan dolayı gitsin ne ceza çekerse çeksin. Sonuçta kaybettiğiniz yanları geri getiremezsiniz. Şimdi bu bilinçle konuya yaklaşmak gerekir. Yine aynı şekilde dezenformasyon kaynaklı linç atılımları birçok lincin yapıldığını, birçok masum insana toplumsal bir refleks geliştirilerek dezenformasyon üzerinden linç yapıldığını görüyoruz. Bu insanların ciddi anlamda hayatlarına çok olumsuz bu süreçlerin etkisi oluyor. İnsanların hayatları söz konusu. Her insanın bir çevresi var, sevenleri var ve bu anlamda baktığınızda tamamen sorumsuzca, ucuz siyasi çıkarlar uğruna bunların yapıldığını görüyoruz. Her şeyden önce biz birey haklarını esas almak üzere dezenformasyonla mücadele ediyoruz. Bizim için en temel düsturlardan <laughs> biri budur. İkincisi elbette kamu çıkarını tesis etmek için dezenformasyonla mücadele ediyoruz. Bunun için başından beri 5 yıllık süreçte kurulduğumuz ilk günden itibaren bu gayreti sürdürüyoruz ve bunu ortaya koymak için biz bir taraftan dediğimiz gibi sosyal medya mecralarından dijital medya mecralarından söylenen yalanın doğrusunun ne olduğunu söylüyoruz. Diğer taraftan temel meselelerle alakalı, kamuoyunu meşgul eden, kamuoyunun gündemine gelmesi muhtemel meselelerle alakalı yine medyayı, geleneksel konvansiyonel medya başta olmak üzere medyayı bilgilendirici içerikler paylaşıyoruz ki dezenformasyonun alanı kısıtlansın. Bir süre sonra bu faaliyetlerimizi daha sistematik hale getirmek için biz stratejik iletişim ve kriz yönetimi daire başkanlığımızı kurduk. Ve o daire başkanlığımızı kurduğumuzda özellikle Türkiye karşıtı psikolojik harple mücadele, dezenformasyonla mücadele görevi de daha güçlü bir şekilde kanunla bize verilmiş oldu. Evet. Ve bunun üzerine de biz çalışmalarımızı derinleştirdik. Derinleştirdikten sonra bir nokta geldi ki baktık ki bizim faaliyetlerimiz içerisinde önemli bir alan dezenformasyonla mücadele. Bunun üzerine dezenformasyonla mücadele merkezimizi kurduk. Çok iyi bir yapılanmayla. Son derece tecrübeli gazetecilerin yer aldığı, yine nitelikli akademisyenlerin yer aldığı güçlü bir merkez kurduk. Ve bu güçlü merkezle birlikte içinde yine çok gayretli, çalışkan genç arkadaşlarımızın, genç uzman arkadaşlarımızın görev aldığı bu merkezle birlikte biz çok yoğun bir faaliyet sürdürdük. Bu merkez kamuoyunun deprem döneminde dikkatini çekti. Çünkü çok yoğun bir şekilde dezenformasyon alarmında Bulunduk yani. ve kamuoyu böyle bir merkezin olduğunu görmüş oldu. Bu merkezin faaliyetlerinden daha çok haberdar olmuş oldu. Biz tabii ki bu dezenformasyonları açığa çıkarırken doğrudan o bilginin kaynağına gidiyoruz. Örneğin herhangi bir bakanlığımız ya da herhangi bir başkanlığımız ya da herhangi bir kurumumuz ile ilgili bir haber varsa ve bu haber yalansa ki biz önce şüpheli diye tespit ediyoruz sonrasında bunun doğru olup olmadığını araştırıyoruz. Eğer doğru değilse kaynağından doğru bilgiyi ediniyoruz. Ve bu noktada eğer birkaç paydaşın burada konuyla ilişkisi varsa o noktada o paydaşlardan da bilgi alıyoruz. Mesele savunma alanında bir bir mesele ise hem savunma sanayi başkanlığından hem milli savunma bakanlığımızdan bu konuyla alakalı bilgi alıyoruz. Vesaire. Bu noktada bizim gösterdiğimiz gayret ifade ettiğim gibi her şeyden önce bir ayaklarını <laughs> korunması içindir, kamu çıkarının korunması içindir ve daha güçlü bir demokrasimizin vesayetten müdahaleden arındırılmış bir demokratik ortamımızın oluşması içindir. Bunun için yoğun bir gayret sarf ediyoruz. Bu gayret sürecinde de gerçekten kamuoyundan da olumlu tepkiler alıyoruz. Özellikle e, sorumlu, güçlü, özgür medyanın bu noktada performansımızı, faaliyetlerimizi takdir ettiğini görüyoruz. Bundan dolayı da mutluluk duyuyoruz. Şimdi e, Türkiye hem konum olarak, hem politik olarak, hem coğrafya olarak çok zor bir yer. Bu tarihten bu yana hep böyle ki bunu da hep böyle meslek de zaman zaman vurguluyorlar. Şimdi son dönemde özellikle iletişimin vatandaşla en önemli Konulardan biri haline geldiği, merkez haline geldiği bir dönemde siz iletişim başkanlığının kurucu başkanısınız. Ve çok önemli bir yapı aslında orada inşa ediyorsunuz ve sıfırdan oluşturuyorsunuz bunu. Hangi görevi kim daha iyi yapar, onun geri dönüşleri neler falan. Bir, bu çabuk çok yorucu bir süreç aslında bakıldığında. Bir yandan da süreçte çok sert eleştirileri de maruz kalıyorsunuz. Bu sizi yormadı mı süreçte? Cumhurbaşkanımızın çok sık referans verdiği bir Neşet Ertaş'ın Neşet Ertaş'ın ifadesi var. Aşkenen koşan yorulmaz diyor. Biz e, yorulmayı ne zaman aklımızdan geçirsek dönüp Cumhurbaşkanımıza bakıyoruz. Anında vazgeçiyoruz. Koşmaya devam ediyoruz. Böyle bir lüksümüzün olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü nihayetinde burada kendi kişisel kariyerimizle ilgili olarak değil, kamu çıkarının tesis edilmesine, kamu çıkarının kurumsallaşmasına bu alanda katkıda bulunmak üzere oturuyoruz, bulunuyoruz ve Dolayısıyla e, bu sorumluluk sizin bu türden e, saldırılara karşı dirençli olmanızı icbar ediyor. Bu saldırılara karşı dirençli olmak durumundasınız. Bir de çok açık ve net bir şey söyleyeyim size. Ben yapılan e, bu saldırıların hiçbirini kişiselleştirmiyorum. Hiçbirini kişisel olarak değerlendirip bunun üzerinden bir e, psikolojik tahribat ya da yıkım yaşamıyorum. Bunlar esas itibariyle burada kim olursa olsun ona yönelecek saldırılardır diye düşünüyorum. O yüzden işimi yapmaya gayret ediyorum. O yüzden e, doğru bildiğim, Cumhurbaşkanımızın bize çizdiği vizyon doğrultusunda yapmaya dönük yoğun bir gayret sarf ediyorum. Tabii bir yanıyla haklısınız. İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden sonra kurulan bu yönüyle de daha yeni bir kurum. Fakat öte yandan devletimizde bu alanda yürütülen faaliyetler söz konusu olduğunda çok ciddi bir müktesebatımızın olduğunu da söylememiz gerekir. Örneğin Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü çok uzun yıllar bizim basın yayınla ilişkiler başta olmak üzere yürüttüğümüz şu anda derhütte ettiğimiz bir dizi faaliyeti geçmişte yerine getiren ve bu noktada da önemli bir kurumsal mirasını tevarüs ettiğimiz bir kurum. Dolayısıyla bu bizim için bir zenginlik. Bu yönüyle Türkiye tarihinde, modern Türkiye tarihinde Matbaat Umum Müdürlüğü'nden bu yana oluşan müktesebat esas itibariyle bizim kurumumuzda mündemiştir hali hazırda. Evet. O bizim için büyük bir zenginliktir. Diğer taraftan bizim en önemli faaliyetlerimizden bir tanesi kamu diplomasisidir. Geçmişte başbakanlık bünyesindeki yine kamu diplomasisi birimi bu noktada yine önemli faaliyetler yapmış bir birimdir. Onun yine birikimi. Diğer taraftan yine basın yayın enformasyon genel müdürlüğü bünyesindeki kamu diplomasisi çalışmaları, yine Dışişleri Bakanlığımız bünyesindeki kamu diplomasisi çalışmaları, Turizm Bakanlığımız bünyesindeki yine tanıtım çalışmaları. Bütün bunlar bizim için zenginlik oldu. Tabi bir taraftan Sayın Cumhurbaşkanımız yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hızlı hareket etme ve hızlı kararla beraber sonuç alma yaklaşımına uygun bir şekilde bir dizi faaliyeti burada e, topladığımız bir yeni durum oluştu ve böyle olduğu için de en önemli fonksiyonumuz birçok alanda bizim koordinasyon fonksiyonu oldu. Bu koordinasyonu yürütüyoruz. Örneğin kamu diplomasisi doğrudan birinci derecede bizim sorumluluğumuzda fakat biz bu sorumluluğu her ne olursa olsun sonuna kadar üstlenerek ve fakat burada devletimizin hükümetimizin diğer birimlerindeki kaynakları da doğru kullanmak adına kamu diplomasisi koordinasyon kurulu diye bir e, kurul oluşturduk ve burada devletimizin ilgili bütün kurum ve kuruluşlarından temsilciyle 75 kişilik bir kurulla beraber güçlü bir kamu diplomasisi süreci yürütmeye başladık ve ilk defa yine e, tarihimizde cumhuriyet tarihimizde ilk defa kamu diplomasisi strateji belgesini ürettik. Şimdi bizim yaptığımız faaliyetlerde en çok dikkat etmeye çalıştığımız şey kurumsallaşma. Hiçbir şekilde bizim süreçleri yönetirken kurumsallaşmayı es geçmek gibi, kurumsallaşmayı lüks olarak görmek gibi bir yaklaşımımız olamaz. Çünkü kurumsallaşma gerçekten bizim yarına bırakabileceğimiz en önemli miras. Madem bu 5 yıl bizim bu yönüyle kuruluş dönemimiz, o takdirde bu dönemde bizim en önemli imtihanımız kurumsallaşmadır. Buna gayret ettik. Evet. Çok iyi bir ekibimiz oldu ve gerçekten ben bütün arkadaşlarımla bu noktada gurur duyuyorum. Çok ciddi birikimli, kararlı, disiplinli şekilde bugüne kadar faaliyetlerini yürüttüler ve ortaya gerçekten çok tehlikli bir yapı çıktı. Bugün uluslararası alanda da bunun karşılıklarını görüyoruz ve çok şükür biz ne olursa olsun şu an itibariyle. Bu yaptığımız çalışmaları adına Türkiye İletişim Modeli dediğimiz bir e, modelle taşlandırıyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz süreçte en önemli gayretimiz bu Türkiye İletişim Modelinin güçlü şekilde inşasını gerçekleştirmek. Ve şu anda biz e, kendi bu 5 yıllık sürecimizi de hakikatin peşindeki 5 yıl olarak değerlendiriyoruz. Ve Türkiye İletişim Modelini inşa etme çabamız olarak değerlendiriyoruz. Hatta şimdi sizin yayınınız vesilesiyle bunu da ilk defa paylaşmış olayım. Biz yeni bu kitabımızı çıkardık. Türkiye iletişim Modeli, Hakikatin Peşinde 5 yıl. He. Burada, hani istedik ki bu 5 bu yılda, tabii ki çok muhtasar bir şekilde, çok özet bir şekilde, biz ne yapmaya çalıştık? İletişim Başkanlığı ne yapmaya çalıştı? Yani burada kimilerinin bazen kasti, bazen bilmeden, bizimle alakalı stereotipler yoluyla yaptığı Eleştirilerin pek de karşılığı olmadığını, olmayabileceğini göstermek istedik ve burada gerçekten ne yaptığımızı e, resmettik. Bir de tarihe ve, not bırakmak anlamında e, da e, da iyi e, Tabii bir şey yani. bu, bu bir taraftan tarihe not bırakmak, bir taraftan da bahsettiğim o kurumsallaşma gayretinin bir. Ürünü olarak nihayetinde biz böyle bir ürün ortaya çıkarmalıyız diye düşündük ve çıkardık. Şimdi Türkiye'nin tabii çok alışkın olmadığı bir modelde iletişim başkanlığı 2019'dan sonra hayatımıza girdi ama şunu da gördük mesela. Geçtiğimiz yıl zannediyorum Yunanistan iletişim başkanlığının karşısında ya da bunun gibi bir yapıyı kurmak istediklerini de evet. dile getirdi. Hatta bu bayağı da bir haber oldu. Hem ulusal basınlarında hem de uluslararası basınlarında. Sizinle ilgili böyle bir irtibat, bir diyalog durumu söz konusu oldu mu? Biz esaslı yapı ile, ilgili bilgi anlamında. Şöyle tabii ki biz e, bu anlamda birçok görüşmemiz yani Yunanistan'la da birçok başka e, ülkeyle de söz konusu. Ve bu noktada bu biraz da uluslararası medyada da e, bir miktar Türkiye-Yunanistan ilişkileri nedeniyle çok fazla gündeme geldi. Evet. O çerçevede de Türkiye'de e, gündem oldu. Fakat biz bu bağlamda e, gerek Balkanlar'da birçok ülkeyle, özellikle Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerle, Türkiye'deki iletişim e, modeli ve kurumsallaşması hususunda çok yakın diyaloglar kuruyoruz. Biz bu bağlamda birçok ikili e, anlaşma yaptık birçok ülkeyle 20'ye yakın ülkeyle kili anlaşma yaptık ve anlaşma yaptığımız ülkeler bu modelle alakalı Türkiye'deki kurumsallaşma Örneğin Cimer yani bu devlet millet iletişimini temin eden önemli unsurlardan bir tanesi o. Cimer'in modellenmesi hususunda yine ya yürüttüğümüz stratejik iletişim çalışmaları, kamu diplomasisi kampanyaları, bütün bunlarla alakalı çok farklı şekillerde işbirliği yapmak istediler ve pek pek çok işbirliği geliştiriyoruz. Biz özellikle Türk devletleri teşkilatıyla bu noktada çok yoğun ve yakın bir işbirliği içindeyiz. Daha bu hafta işte Çarşamba günü yine Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreterinin Türk Soy Genel Sekreterinin katıldığı bir program yine hayata geçirdik. Onun dışında biz bu bağlamda işte yine Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkelerin katıldığı bir medya forumu oluşturduk. Türk Devletleri Teşkilatı İletişim Enformasyon Bakanları yine toplantısı ile birlikte bu anlamda etkileşimlerimizi arttırmaya gayret ettik ve bunların yanında tabii eee İslam İşbirliği Teşkilatı ile yine yoğun ve yakın bir ilişki yürütüyoruz. Malumunuz geçtiğimiz e, yılın sonunda biz İslam İşbirliği e, Teşkilatı Enformasyon e, Bakanları Dönem Başkanlığını devraldık. Biz e, iletişim başkanlığı olarak ve önümüzdeki iki yıllık süre boyunca e, bu başkanlığı devam ettiriyoruz. Ve burada da yine e, gerçekten İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkelerinde Türkiye'deki iletişim modeliyle alakalı çok yoğun bir işbirliği içinde olduğumuz ülkeler olduğunu da belirtmem lazım. Dolayısıyla tabii ki bütün bunlar Türkiye'nin bir bütün olarak gelişmesiyle güçlenmesiyle alakalı. Ya. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'yi bir yıldız ülke haline getirdi. Bir cazibe merkezi haline getirdi. Öyle olduğu için başta bizim işte pek çok alanda bölgesel bir güç ve küresel bir aktör olarak ortaya koyduğumuz performans Elbette iletişim alanında da Türkiye cazibe merkezi haline getirdi. Diğer taraftan sadece haber alanında değil, aynı zamanda yine eğlence sektörü bağlamında yani işte film ve dizi sektörü bağlamında da yine Türkiye'nin çok ciddi bir etki alanı oluşturduğunu görüyoruz. Şu anda Türkiye'de dizi sektörü dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra ikinci sıradadır. Yani o denli büyük bir dizi sektörümüz var. Ve bu sektör daha da büyüyor, daha da büyüyecek inşallah. Ki önümüzdeki dönemde bununla alakalı da yoğun adımlar atacağız ve Türkiye ihracatının önemli kalemlerinden birine dönüşecek. Şu anda da hatırı sayılır kalemlerinden biri olmakla birlikte ileride daha da fazla bu anlamda Türkiye'nin katma değerlerinden birine dönüşecek dizi sektörü. Tabii bütün bunlar nihayetinde ilgi çeken ve bizimle de birçok ülkenin yoğun bir şekilde temas kurmasını sağlayan unsurlar, gelişmeler. Biz bundan büyük mutluluk duyuyoruz ve bu e, ilişkileri daha derinleştirmek için, daha e, kökleştirmek için birçok e, mutabakat imzalıyoruz. İşte pek çok ziyaret gerçekleştiriyoruz e, ve böylelikle de yani ülkemizin yumuşak güç kapasitesini, akıllı güç kapasitesini arttırmaya gayret ediyoruz. Şimdi seçimlere yaklaştıkça Avrupa'daki, özellikle Amerika'daki basın Yayın organları inanılmaz manşetlere imza attılar. Dergiler dergiler inanılmaz karikatürler ortaya çıkardılar. Hatta bazı Batı'daki düşünce kuruluşları 2023'ün en önemli olaylarından birini de Türkiye'deki seçimleri gösterdi. Şimdi bu seçimler tarih boyunca dünyadaki demokrasiyle yönetilen bütün ülkelerde yapılıyor. Türkiye'deki bu seçimler niye bu kadar önemli bir hale geldi sizce? Bunun nedeni çok açık ve net. Birileri daha küçük daha iddiasız ve hatta hatta bölünmüş kendi iç çelişkilere malul bir Türkiye istiyor. Bugünkü Türkiye iddialı, bölgesel ve küresel bir oyuncu olan bu Türkiye birilerini rahatsız ediyor. Bu rahatsızlık da, da bir şekilde bu bahsettiğiniz dergi kapaklarına, işte manşetlere vesaire hatta hatta sosyal medya kampanyalarına yansıyor. Şimdi medya iktidar ilişkilerine baktığımızda şunu çok açık ve net bir şekilde görebiliriz. Tabii ki bu böyle ...deterministik bir ilişki değildir. Yani iktidar medyayı A'dan Z'ye belirler... ...yahut medya iktidarı A'dan Z'ye belirler denemez. Daha diyalektik bir ilişkidir medya-iktidar ilişkisi. Birbirini etkiler, sonra oradan başka bir sonuç çıkar. Karşılıklı olarak birbirlerini etkilerler. Burada medya-iktidar ilişkileri bağlamında... ...bizim özellikle Türkiye söz konusu olduğunda... ...batıdaki belli iktidar odaklarının... ...medyayı çok ciddi anlamda harekete geçirdiklerini... ...ve bu noktada da bir düğmeye basılıp herkesin aynı komutu alarak neredeyse aynı manşetlerle çıktıklarını görüyoruz. Ha bunu çeşitli kereler gördük. İşte 2018 öncesinde de gördük. 16 Nisan referandumu öncesinde de gördük. 2014 seçimleri sürecinde de gördük. Burada yaklaşımın özellikle bu 2013 Gezi kalkışmasından sonra Batı dünyasında Türkiye'de yönetim değişikliği meydana getirmeye dönük anlamsız, irrasyonel ve başarısız bir çabanın ürünü olduğunu gördük. Şimdi hem anlamsız hem başarısız hem irrasyonel. Çünkü burada bunu hayata geçirme kabiliyetleri yok bunu gördük. Gezi de gördük. Gezi kalkışmasıyla bir sokak hareketliği ve kalkışması meydana getirip bir iktidar değişikliği meydana getirdiler. Beceremediler. 17-25 Aralıkta melez yöntemler kullanarak, son derecede iğrenç yöntemler kullanarak bir yine yönetim değişikliği meydana getirmeye çalıştıklarını FETÖ eliyle gördük başarılı olamadılar. 6 8 Ekim olaylarıyla doğrudan PKK'nın yönettiği Önde Selahattin Demirtaş'ın yer aldığı o 6 8 Ekim olaylarıyla bir hükümet değişikliği meydana getirilmeye çalışıldığını, iktidar değişikliği meydana getirilmeye çalışıldığını gördük. Başarılı olamadılar. Bunların en zirve noktası 15 Temmuz hain darbe girişimiydi. 15 Temmuz darbe girişimi bir işgal girişimiydi. Ben 16 Temmuz gününden itibaren, 16 Temmuz 2016 tarihinden itibaren bunun bir işgal girişimi olduğunu söyledim, söylemeye devam ediyorum. Birçok kişi de bunu söylüyor ki gerçeği de budur. Bu girişimde başarı elde edemediler ki onun için çok yoğun bir hazırlıkları vardı. Başarısız oldular. Sonrasında 2018'de Ağustos 2018 Ağustos'unda olağanüstü bir gayretle Türkiye'ye yönelik bir finansal atak geliştirdiler. Türkiye'ye belli tetikçiler üzerinden e, saldırıda bulundular. Başarı elde edemediler vesaire vesaire. Şimdi bu gayretlerin arkasında ifade ettiğim gibi Türkiye'yi istikametinden çevirmek var. Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 21 yılda her şeyden önce içeride vesayetle mücadele etti. Çok ciddi mevzi kazandı. Ne namına? Halk namına. Halk iradesi, millet iradesi namına. Herhangi bir şekilde adına zinde kuvvetler denen, solcuların yıllarca zinde kuvvetler deyip övdüğü o kuvvetler namına iktidara halkın iradesine müdahale imkanını ortadan kaldırdı Recep Tayyip Erdoğan. Ve vesayetle mücadele bu anlamda başarılı bir şekilde gerçekleşti. Vesayetin bir unsuru da terör örgütleriydi. Terör örgütleriyle Türkiye yıllarca dizayn edildi. Bunun nasıl olduğunu anlamak için 1990'lara bakmak gerekir. 1990'larda nasıl hükümetlerin terörle dizayn edildiğini, kendi gündemlerini terör örgütlerinin gündemiyle belirlendiğini görürüz. 2002 sonrasında atılan akıllı adımlarla, kararlı adımlarla bunların da ortadan nasıl kalktığını, nasıl ciddi anlamda bunlara mevzi kaybettiğini gördük. Ve bu noktada vesayetle ve mücadele her şeyden önce halkın iradesinin esas olduğu bir noktaya geldi. Biz şu an itibariyle bir seçime gidiyoruz. 14 Mayıs'ta bir seçime gittik. 28 Mayıs'ta da bunun işte tekrarına gideceğiz. Yarın seçime gidiyoruz ve millet iradesinin ne söyleyeceğine bakacağız. Çok büyük bir başarıdır. Neden çok büyük bir başarıdır? Çünkü zamanında herkesin sandığa baktığı ve açık bir şekilde de millet iradesinin esas olduğu bir siyasal sistemimiz var şu anda. Siyasetin itibar kazandığı bir yapımız var şu anda. Çözüm merkezi olarak siyasetin görüldüğü bir yapımız var şu anda. Bu kimin başarısıdır? Bu Tayyip Erdoğan'ın başarısıdır. Herhangi bir, sözüm ona zinde kuvvet. Bu zinde kuvvetler nelerdi? İşte orduydu. Nelerdi? İşte sivil bürokrasiydi. İşte i̇ş dünyasıydı. TÜSİAD ne diyecek diye bakılırdı. İşte medyaydı. Yani biz e, bu noktada da birçok olumsuz örnek hatırlıyoruz. Manşetlerle iktidarların değiştirildiği dönemleri hatırlıyoruz. Bugün ne medya vesayeti ne iş dünyasının vesayeti, ne askeri ya da sivil bürokrasinin vesayeti Türkiye siyasetinde, demokrasisinde kendisine bir zemin bulamaz. Böyle bir zemin söz konusu değildir. Bu dediğim gibi bu süreçte başardığımız bir şeydir. Birileri bunu tersine çevirmek istiyor. Diğer taraftan Türkiye dış politikasında çok ciddi bir mevzi kazandı. Bu mevziyi nasıl kazandı? Kendi ad ve hesabını hareket ederek. Cumhurbaşkanımız bu süreçte birilerinin Türkiye'ye çizdiği reçeteleri esas Almamamız gerekir dedi. Ve bunu çevresine kabul ettirdi. Bunu bütün aslında dünyaya kabul ettirdi. Ve ne olursa olsun Türkiye'nin kendi çıkarları ekseninde bir bölge politikası oluşacak dedi. Türkiye'nin Kafkas politikası, Türkiye'nin Balkan politikası batıdan belirlenemez dedi. Türkiye doğrudan herhangi bir e, Balkan ülkesiyle görüşebilir ve kendi çıkarıyla bunu yapabilir dedi. Almanya'nın ya da başka bir ülkenin kendisine çizdiği çerçeveyle değil. Ya da Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri... Amerika'dan çizilecek ilişkiler değildir dedi. Birileri buna ne dedi? Birileri buna eksen kayması dedi. Bakın Türkiye'de batıcı elitlerin ve işte solcu yazar çizer takımının en büyük komplekslerinden biri bu eksen kayması tartışmasında kendisine ele verir. Uzun yıllar Türkiye eksen değiştiriyor diye varyansın ettiler. Eksen kayması dediler. Neydi eksen kayması dedikleri şey? Türkiye batıdan kopuyor, filanca eksene kayıyor. Kimine göre İslam dünyasının eksenine kayıyor, kimine göre Doğu Dünyasının eksenine kayıyor. Yeni Osmanlıcılık diye bir ad taktılar sözüm ona. Bunların hiçbiri doğru değildi esasında. Esas olan şey Türkiye'nin kendi ad ve hesabına, kendi milli çıkarlarını, menfaatlerini esas alarak dış politika üretmesiydi ve ona göre üretti. Bugün biz ne diyoruz? Bugün diyoruz ki esas olan Türkiye eksenidir diyoruz. Türkiye ekseni bizim için belirleyicidir ve Türkiye ekseni etrafında biz Türkiye ile Libya ilişkilerini geliştirdik. Ne işimiz var orada denen Afrika'da çok ciddi bir stratejik derinlik oluşturduk. Orada bizim oluşturduğumuz o stratejik yapı, oradaki bizim kurumsallaşmamız, oradaki kurduğumuz ilişkiler gerçekten çok ciddi bir bizim için imkan oluşturdu. Öte taraftan dediğim gibi bizim örneğin Kafkasya politikamız benzer şekilde oluştu. Eğer birilerinin aklıyla hareket etmiş olsaydık biz Karabağ direnişine Karabağ Savaşı'na biz destek veremezdik. Evet. Ve Karabağ'ın özgürleşmesi belki de mümkün olmazdı. Ki tarihte de veremediğimiz önemler oldu. Oldu. Ve bu noktada baktığımızda işte bu Türkiye'nin kendi ad ve hesabına dost ve kardeş ülkeleriyle beraber hareket ederek dünya barışına nasıl katkı verebileceğini gösterir. Bir husus daha yine Türkiye'nin özel ekonomi politikası geliştirmesi. Birlerinin verdikleri reçeteyle, IMF memurlarının ağzına bakarak değil, kendi çıkarları etrafında, kendi üretimini, kendi istihdamını, kendi yatırımını, kendi ihracatını esas alarak, kendi cari fazlasını, cari fazlayla büyümesini esas alarak üretilen ekonomi politikasını merkeze koydu Türkiye. Cumhurbaşkanımız koydu ve bu bu silsile aslında baktığımızda birilerini rahatsız etti. Bu esas itibariyle Türkiye'nin bağımsızlaşması, güçlenmesi, daha müreffeh haline gelmesi demekti. Fakat tabii ki bu herkesin kabul edeceği, isteyeceği bir noktada değildi. İşte o manşet atanların patronları, hamileri bu eksende bir yönetim değişikliği meydana getirmek ve Türkiye'nin yolundan dönmesini sağlamak için bunu yaptılar. Çünkü biliyorlar ki Recep Tayyip Erdoğan iktidarda olmaya devam ettiği müddetçe Türkiye bu yolda yürümeye ve artık geri döndürülemez bir hale gelmeye başlayacak. Cumhurbaşkanımız şahlanış dönemi dediği şey bu süreçlerin, istikrarın, güvenin hem ulusal hem de uluslararası alanda kurumsallaşmasıdır. Geri dönülemez bir noktaya gelmesidir. İşte oradan bir geri dönüş sağlamak için bu seçimi bir imkan olarak gördüler. Hala da görüyorlar. Fahrettin Bey, şeyi sormak istiyorum. Siz en azından bizim takip ettiğimiz bu 5 yıllık süreçte Sayın Erdoğan'ın yakın çalışma arkadaşlarından biri olduğunuz hep. Bütün kritik süreçlerde veya zor süreçlerde en yakın isimlerden biriydiniz. Ve tabii ki hem bölgesel sebepler hem de ülkemizin çıkarları münasebetiyle yüzlerce uluslararası ziyaretler gerçekleştirdiniz farklı ülkelere. Burada insani bir soru soracağım. Güçlü lider kavramı var ya bilinçaltımızda ki Sayın Erdoğan'ın da hep bu liderlik durumu hem yurt dışındaki basında hem de özellikle son Rusya-Ukrayna savaşı sonrasındaki aldığı özellikle tahıl koridoru gibi birçok veya iki ülkeyle de iletişimi güçlü tutması anlamında falan hep konuşuldu. Siz bu güçlü liderlik olgusunu yurt dışında diğer ülke liderleriyle görüşürken hissettiniz mi, hissediyor musunuz? Oradaki bakış açınız nedir? Elbette, hem de büyük bir gururla. Çünkü bir kere şu anda içinde yaşadığımız çağ çok açık net ifade etmemiz lazım. Güçlü liderliğin, güçlü liderlere sahip olan ülkelerin ülkelerin kazandığı bir çağdır. Eğer güçlü bir liderlik varsa bu beraberinde bir siyasal istikrarı ve yine krizleri fırsata çevirme imkanını beraberinde getiriyor. Şimdi sosyal bilimlerde aktör ve sistem tartışması diye bir tartışma vardır. Yani e, toplumsal süreçleri aktörler mi belirler yoksa sistemler mi belirler tartışması çokça yapılan bir tartışmadır. Yani biz sosyologlar da burada hani çoğu kez daha çok sistemlerden yana çoğu kez kurumlardan yana bir e, eğilim gösteririz ve onların daha belirleyici olduğu yönünde bir yaklaşım içinde oluruz. Fakat bu 5 yıllık süreçte ben şunu gördüm ki gerçekten lider diplomasisi dediğimiz şey süreçlerin belirlenmesi noktasında son derece etkili ve önemli bir husus. Çünkü e, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, karakteri birçok meseleyle Türkiye'nin yüzleşmesi sürecinde Türkiye lehine sonuçlar almamızı temin etti. Yürütülen müzakerelerde Cumhurbaşkanımızın yine hem ustalığı hem de bu noktadaki dirayeti bizim beklemediğimiz kadar iyi sonuçlar almamızı sağladı. Bunun yanında Cumhurbaşkanımızın yine uzun yıllardır sahip olduğu tecrübe ve iktidar birikimi bir yandan ciddi bir toplumsal sermaye biriktirmesini, liderler nazarında çok yoğun bir ilişkisinin olmasını beraberinde getirdi ve bu tecrübeyle de Cumhurbaşkanımızın pek çok krize anında müdahale edebilmesi imkanını beraberinde getirdi. Sadece Rusya-Ukrayna krizine bakın. Bakın birileri biraz önce referansa bulundum bu eksen kayması tartışmasında Türkiye Rusya ile derhal ilişkilerini bitirmelidir vesaire. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le olan ilişkisi Türkiye için bir yüktür vesaire diye yorumlar yapanlar oldu. Hele hele Amerikalılar sürekli bu ilişkiyi bize sorun olarak dayatmaya çalıştılar. Ha Cumhurbaşkanımız hiçbir şekilde prim vermedi ve bizim de muhataplarımızla görüşmemizde asla bu tür süreçlerde bu yaklaşımlara prim vermemizde bize ifade etti ve bunun talimatını verdi ve bu yaklaşımla hareket etti. Fakat eğer Cumhurbaşkanımızın bu ilişkisi olmamış olsaydı Rusya-Ukrayna krizi, savaşı çok daha ağır, çok daha geniş bir alana yayılan bir krize dönüşecekti. Dahası bugün dünyanın bir gıda kriziyle baş başa kaldığı bu dönemde işte bu tahıl anlaşmasının gerçekleşmemesine neden olacak ve böylelikle bu gıda krizinin daha da derinleşmesine ve sebebiyet verecekti. Cumhurbaşkanımızın bu anlamda Rusya Ukrayna krizine müdahalelerinin birçok olumlu sonuçları oldu ve işte esir takası bunlardan bir tanesiydi. İşte Tal Koridoru anlaşması yine yeni uzatıldı, iki ay daha uzatıldı. Evet. Bu yine Cumhurbaşkanımızın gayretiyle ve bütün dünyanın şaşkınlıkla izlediği bir olay oldu. Bunlar lider diplomasisi sayesinde ve Cumhurbaşkanımızın yine ifade ettiğim gibi geliştirdiği ilişkiler sayesinde ve müzakere kabiliyeti sayesinde hayata geçmiş unsurlar. O yüzden... Burada bir ekleme yapmak isterim müsaadenizle. Bizim için tabii bazı şeyler çok sıradanlaşıyor fakat bu tahıl koridoru gerçekten dünyanın aslında bir anlamda gıdaya açılan da kapısı oldu tabii, yani. Tabi tabi. Çok önemli. Bazen işte 2 ay uzatılıyor, 3 ay uzatılıyor. Bizim için hani sadece uzatıldı diye biz o haberleri okuyoruz ama hani ben Ukrayna'ya da gitmiş birisi olarak bu savaş sürecinde hem Avrupa ülkelerinin hem diğer ülkelerin bu anlaşmayla ilgili çok ciddi elini rahatladığını da biliyoruz. Tabii. Yani liderlerin kendi vatandaşlarına karşı şey. burada çok önemli yani. burada Cumhurbaşkanımızın diğer taraftan bu güçlü liderliğinin önemli unsurlarından bir tanesi de yine uluslararası sisteme yönelik reform teklifleridir ve bu reform tekliflerini en üst düzeyde Birleşmiş Milletler başta olmak üzere bütün uluslararası platformlarda tutarlı bir şekilde uzun süredir güçlü bir şekilde ifade etmesidir. Cumhurbaşkanımız çok güçlü, çok net, çok açık bir şekilde bu vurguları ortaya koyduğunda, bir sistem önerisi, uluslararası sistemin krizde olduğu noktalara ilişkin revizyon önerisini ortaya koyduğunda esas itibariyle bir taraftan Türkiye'nin özgüvenini ve gücünü ortaya koyuyor. Diğer taraftan da krizlere, somut krizlere, bütün insanlık namına e, katkı sunmaya çalışıyor. Bugün göç uluslararası bir sorundur. Bugün gıda krizi uluslararası bir sorundur. Bugün terörizm uluslararası bir sorundur. Bugün bölgesel sıcak çatışmalar ve savaşlar küresel bir sorundur. Pandemi yaşadık. Pandemide gördük ki esas itibariyle ülkelerin sağlık sistemleri bu türden büyük salgınlara hazırlıklı değil. Ve bunun da yine çözümü noktasında Türkiye'nin kendi modelinin uluslararasılaşmasının nedenle önemli bir unsur olduğunu da bütün dünya takdir etti. Biz pandemi sürecini gerçekten dünyanın gıpta ettiği bir şekilde geçirdik. Bunu açık ve net bir şekilde vurgulamamız, hiçbir komplekse kapılmadan vurgulamamız gerekir. Ve burada da yine sağlık sistemimizin gücü esas olmuştur. Bu sağlık sistemi, Cumhurbaşkanımızın şehir hastaneleri başta olmak üzere sağlık sistemine yaptığı Yatırım, altyapı yatırımları, üst yapı yatırımları gerçekten bugün Türkiye'yi farklı bir noktaya getirmiştir. Yani biz pandemi döneminde 45 günde Murat Dilmener, Feriha Öz hastanelerini yaptık. Bu sıradanlaştı. Fakat bu evet. olağanüstü bir şeydi. Yine işte Defne Devlet Hastanesi yani olağanüstü bir hızla deprem bölgesinde kuruldu ve hasta kabul ediyor. Şimdi bunlar bizim kapasitemizi gösteren hususlar kabiliyetlerimizi gösteren hususlar, geldiğimiz noktayı gösteren hususlar ve tabii ki bu güçle biz uluslararası alana tekliflerde bulunuyoruz. Diyoruz ki bu alanların revize edilmesi lazım. Ve bu revizyonda da yani dünya beşten büyüktür iddiasıyla, daha adil bir dünya mümkündür iddiasıyla Cumhurbaşkanımız bir yol haritası sunuyor. Sadece genel geçer Birleşmiş Milletler reforme edilmelidir demiyor. İşte Cumhurbaşkanımızın daha adil bir dünya mümkün kitabı. Evet. Çok detaylı bir şekilde, çok kapsamlı bir şekilde madde madde yol haritasını ortaya koyuyor. Bu nedenle çok değerli ve bu nedenle de birçok uluslararası muhatabımız buradaki çerçevenin nedenli değerli, nedenli anlamlı olduğunu söylüyor. Yeni dönemde ben inanıyorum ki bu batıdaki ideolojik saplantılar ve bunların Türkiye'ye yansıyan tarafları ortadan kalkacak. Daha realist, daha somut ilişkiler ve çıkar yaklaşımları esaslı bir zemin ortaya çıkacak ve bu zeminle beraber burada artık Türkiye'nin gerçek katkıları çok daha fazla ortaya çıkacak. Türkiye'nin uluslararası alana yaptığı katkılar aynı zamanda Türkiye'nin itibarının daha da artması demek ve Türkiye'nin refahının daha da çok artması demek. Yeni dönemde Türkiye'de güçlü bir siyasal istikrar olduğunda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin iradesi bu yönde tecelli ederse Allah'ın izniyle yeni dönemde yükselen ekonomiler içerisinde istikrarlı bir siyasal ortamı olan yegane güç olarak Türkiye çok önemli avantajlar elde edecek. Bütün bu avantajlar vatandaşlarımızın çok daha fazlasıyla kendi hayatlarında hissedecekleri avantajlar olacak. Yeni dönem Cumhurbaşkanımızın vizyonu itibariyle bunu açık ve net söylemek istiyorum. Türkiye'nin refahının daha da arttırılması ve bunun daha da fazla vatandaşımız için ve bölüştürülmesi vatandaşımızın daha da fazla hissetmesinin temin edileceği bir dönem olacak inşallah. Ve bu yeni dönemi Cumhurbaşkanımız şahlanış dönemi olarak ifade ediyor. Çünkü bu döneme kadar gerçekten çok ciddi altyapı yatırımları yapıldı artık bu altyapı yatırımlarından doğrudan faydalanma imkanımızın olduğu ve yine bu güçle beraber uluslararası alanda daha da yıldızlaşacağımız, daha da cazibe merkezi olacağımız ve yine vatandaşlarımızın da bu süreçlerden daha fazla katkı elde edeceği bir dönem olacak inşallah. Ya. ya şimdi sizinle sohbet ederken bir yandan hep aklımın kenarında şöyle bir soru oluştu. Şimdi iletişim başkanlığı bizim hayatımıza ilk girdiğinde aslında biz konuyu biraz yanlış mı anladık acaba diye vatandaşlar olarak söyleyeyim veya medya dünyasındaki insanlar olarak. Hani bu süreçte çok sert eleştirilere maruz kaldınız kimi zaman insanlar dediler ki işte ya bu işte şöyle bir şey yapılıyor bunlar anlatılmıyor tanıtılmıyor falan filan ama bakıldığında siz uluslararası bir diplomasinin önemli ayaklarından da birisi olmuşsunuz. Hatta geç geçtiğimiz dönemlerde Sayın Cumhurbaşkanı artık bundan sonra Made in Türkiye ifadesi kullanılacak dediğinde siz herhalde 10 binin üzerinde kurumla birebir bir olarak yazışmalar gerçekleştirdiniz ve orada da başka bir diplomasi yürüttünüz. İletişim Başkanlığı'nı vatandaşlar yeni yeni tam olarak görevini veya stratejik önemini algılıyor olabilirler mi? Ben Şimdi de onlardan bu, biri olabilirim bu arada. <laughs> bu, bu, nihayetinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yeni bir sistem. Fakat e, Türkiye'nin gerçekten istikrarının kurumsallaşması adına hızlı karar alma, hızlı icraat gerçekleştirme, yasama yürütme, yargı erkleri arasındaki bu denge denetlemenin daha nitelikli olarak işlemesi adına çok güçlü bir sistem. Türkiye'nin kronik sorunlarını çözüme kavuşturan bir sistem ve millet iradesiyle karar verilen, millet iradesiyle geçtiğimiz bir sistem. Bu sistem içerisinde kurumsallaşan bir yapıdan bahsediyoruz, bir kurumdan bahsediyoruz. Elbette bu noktada somut çıktılar ortaya çıktıkça, elbette bu noktada bizler somut projeler ortaya koydukça tabii ki daha net, daha doğru bir şekilde bu kurumun işleyişine dair bir yapı ortaya çıkacaktır. Biz nihayetinde burada her şeyden önce ifade ettiğim gibi Türkiye'nin tanıtımına, Türkiye'nin marka değerine katkı sunmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin güçlü bir marka değeri var. Bunu daha da güçlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü ne olursa olsun Türkiye bugün ifade ettiğim gibi çok ciddi mesafe kaydetmiş bir ülkedir. Fakat bir taraftan da baskılanmaya çalışılan, çevrelenmeye çalışılan ve hatta geriletilmeye çalışılan da bir ülkedir. Biz bu mücadeleyi verirken bir taraftan uluslararası alandaki dezenformasyonla mücadele etmek zorundayız. Çünkü uluslararası alandan da çok yoğun bir dezenformasyon bombardımanıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bir taraftan da uluslararası alana Türkiye'nin gücünü anlatmak durumundayız. Türkiye'nin ortaya koyduğu performansın, dış politika performansının esas itibariyle bölge barışına katkı sunacağını anlatmak durumundayız. Türkiye'nin ortaya koyduğu performansın, örneğin Suriye krizinin çözümüne yaptığı katkının esas itibariyle bütün dünyanın güvenliğine bir katkı olduğunu. Türkiye'nin Libya'daki e, ortaya koyduğu performansın varlığının esas itibariyle sadece bölge barışına değil, Avrupa, Batı ve bütün dünyaya katkı sunduğunu bir şekilde göstermek durumundayız ve dünyanın bunu anlaması esas itibariyle her şeyden önce Türkiye'nin değerini daha iyi anlaması anlamına gelecektir. Tabii ki profesyoneller, tabii ki süreci çok yakın takip edenler neyin ne olduğunu çok net bir şekilde biliyorlar. Onların meselesi sadece doğrunun kendisine kendilerine iletilmesi meselesi değil. Onlar bir tercihte bulunuyorlar. İşte o tercih yarından itibaren inşallah milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı bir kere daha seçtiğinde artık anlamsız hale gelecek. Artık onlar yeni Türkiye gerçekliğini, büyük Türkiye gerçekliğini kabul etmek durumunda kalacaklar ve Türkiye yüzyılı vizyonunun içeriğine odaklanmak durumunda kalacaklar. Ve böylelikle bu yeni gerçeklikle beraber biz daha fazla Türkiye'nin gerçek yüzünü, kabiliyetlerini ortaya koyacağız. Tabi burada ifade ettiğim gibi bizim herhangi bir şekilde burada bir yoğun gayretle, Hani kurumun yaptıklarına ilişkin bir tanıtım kampanyası yapmamız vesaire çok bize anlamlı gelmiyor. Biz işimizle konuşmalıyız, ortaya koyduğumuz performansla konuşmalıyız. İşte bahsettiğiniz e, işte Türkiye e, markasının yani Türkiye yerine artık Türkiye'nin uluslararası anlamda kullanımının e, yaygınlaştırılması anlamında yine bütün devletlere, Birleşmiş Milletlere kabul ettirilmesi bağlamında biz çok önemli mesafe kaydettik. Mesela gurur duyduğumuz işlerden biri budur. Yani Cumhurbaşkanımız bu noktada çok kararlı bir irade ortaya koydu. O iradesi olmasaydı asla böyle bir şey olmazdı. Çünkü esas itibariyle bu tarihimizde yani birçok yöneticimizin, liderimizin geçmişte muzdarip olduğu bir şeydir. Sayın Turgut Özal bu konuda bir girişimde bulunmuştur. Fakat yine kendi elitlerimiz o dönemde bunun karşılık bulmayacağına inandıkları için maalesef hani Türkiye artık kullanılmasın onun yerine Türkiye kullansın uluslararası alanda girişimi akamete uğramıştır. Fakat Cumhurbaşkanımız bize bu talimatı verdiğinde, biz bu çalışmayı yürüttüğümüzde biz çok kararlı bir şekilde bu çalışmayı yürüttük. Ve Cumhurbaşkanımız her liderle görüşmesinde bu konudaki kararlılığını ortaya koydu. Ve biz Birleşmiş Milletler'de artık Türkiye'nin adı Türkiye'dir diye tescil ettirmiş olduk. Bu artık giderek kamuoyuna mal olacak. Uluslararası medya bu noktada belli oranlarda bunu kabul etmeye başlasa da burada da bir ideolojik dirençle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Bunu da kıracağız önümüzdeki dönemde. Ve bu bizim için önemli bir imkan olacak. Bunu gerçekleştirmek için birçok kampanya gerçekleştirdik. Biz uluslararası alanda birçok kampanya ortaya koyduk. Bunlar devam edecek olan kampanyalar. Ve derdimiz Türkiye'nin bu gücünü, Türkiye'nin bu çekim merkezini bütün dünyaya anlatmak. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her yerde yani Türkiye'nin müreffeh, güçlü, barış içinde yaşayan bir ülke olduğunu göstermek ve Türkiye'nin katkıda bulunduğu uluslararası sorunların esas itibariyle çözüme doğru çok hızla ilerleyecek meseleler olduğunda bütün dünya bilsin istiyoruz bunun için de çalışacağız. Şimdi bazen kendimizi dinlemek isteriz. İnsanoğlu zaman zaman her ne kadar bazı insanlar çok çalışarak kendilerini motive etseler de bedenen yorulurlar veya işte bazı şeylere kafalarını takanlar. Ben böyle durumlarda balık tutmaya giderim. Bu alanda da bayağı yakın arkadaşlarım da bilir. İyiyimdir yani. Hatta en son Orkinos falan yakaladık. Size de tavsiye tebrik, ederim. Tebrik ediyorum. Se -sever misiniz bilmiyorum ama siz ne yaparsınız böyle durumlarda? Çevrine bakıyorsun. Evet kitaplar. Gördüğünüz gibi yani benim için tabii en önemli alan ya da kendimi iyi hissettiğim bir biçimde imkan bulduğunda kendimi, Kaptırdığım şeyler kitaplar. Yani ben her imkan bulduğumda, her fırsatım olduğunda okumaya ve yazmaya çalışıyorum. Siz ne kadar yoğun olursanız olun kitap yazmaktan vazgeçmiyorsunuz. Bu herhalde bir sizin alanınızdaki insanların genel ortak özelliği midir? Şimdi tabii bu nihayetinde doğal bir süreç diyebiliriz ama tabii ki bu yine süreç içerisinde, bu beş yıllık süreç içerisinde yürüttüğümüz faaliyetler ve e, derhde ettiğimiz vazife dolayısıyla. Tabii ki bu çok sistematik bir şekilde yapabildiğimiz bir iş değil ama hiçbir şekilde de bırakmadığımız, bırakmamamız gerektiğine inandığımız bir faaliyet. O nedenle bir taraftan da özellikle yani Türkiye'nin rolüne, uluslararası rolüne, Türkiye'nin yine gücüne, birikimine ilişkin eser üretmeye gayret sarf ediyorum. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bulunduğumuz konum itibariyle, şahit olduğumuz pek çok gerçek itibariyle bunları ifade etmenin önemine ve imkanına inanıyorum. Dolayısıyla bu noktada benim işte küresel belirsizlik çağında istikrarlaştırıcı güç Türkiye kitabım. Önce İngilizce çıktı sonra Türkçe. Bu mesela tam anlamıyla yani Türkiye'nin gerçekten sadece bir istikrar adası olmadığını, aynı zamanda istikrarlaştırıcı bir güç olarak Türkiye'nin bölgesine ve küresel barışa katkı sunduğunu göstermek için yazılmış bir eserdi. Tabii ki burada e, bir araya girebilir miyim? Tabii ki. Şimdi sizin bu kitabınız çıktığında Ukrayna-Rusya arasındaki bu savaş yoktu e, ve tam bu kitapta bahsedildiği gibi Türkiye. İki ülke arasında bir köprü oldu ve istikrarlaştırıcı güç. Yani kitabın ilk bölümünü oluşturan noktaya denk geldi. Şimdi doğru, e, kitabın İngilizcesi çıktığında bu savaş patlak vermemişti. Fakat Türkçesini çıkardığımda bu savaş patlak vermişti. Sadece bir bölüm ekledim o nedenle. Fakat ana konsepti ifade ettiğiniz gibi tam da bu çerçevenin üzerine oturmuştu. Türkiye istikrarlaştırıcı rolünü Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Cumhurbaşkanımızın o akıllı stratejisiyle hayata geçirdi ve birçok krizin gerçekten önüne geçti. Şimdi burada ifade etmemiz lazım Türkiye'nin buradaki istikrarlaştırıcı rolü her şeyden önce savaşın Doğu Avrupa'ya sıçramasının önüne geçmesi olmuştur, e, savaşın derinleşmesinin önüne geçmek olmuştur ve yine tahıl krizi başta olmak üzere esir yine takası olmak üzere birçok meselenin çözümünde kendisini göstermiştir. Ama e, bunun onlarca e, örneği var. Türkiye'nin istikrarlaştırıcı rolünün, yani Türkiye'nin iklim e, krizinde oynadığı rol dahi buna e, örnek olarak gösterilebilir. Dolayısıyla e, biz bu süreci en iyi şekilde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye'ye yaraşır bir şekilde, Türkiye'nin gücünü artıracak şekilde inşallah devam ettireceğiz. Ben e, vakit ayırdığınız için çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Gerçekten çok yoğun bir süreçten geçiyoruz. Ama ben bir gün e, bu e, röportaj tabii ki, hem iletişim başkanlığının yapısı, hem dezenformasyon, hem işte bu süreçte yaşadıklarınızı konu alan bir belgesel röportaj oldu ama seçimlerden sonra böyle daha uzun soluklu bir röportaj yapmak isterim. İnşallah. Sizi daha böyle yakından tanıyacağımız, <laughs> belki o açılmamış raflara daha çok gireceğimiz bir sohbette yapmak isterim. Çünkü tarihte, sizin şu yönünüzü çok önemsiyorum, yazmak aslında tarihe bir not bırakmaktır. Bu anlamda bence yazılan her nokta, virgül, Harfler çok değerli, çok kıymetli. Çünkü yarınlarda doğru bilgiye ulaşabileceğimiz kaynaklar çok kıymetli oluyor. E, ve bunlara ulaşmak da belki de çok zor olacak. O yüzden bunlar çok değerli. E, ama bu dijitalleşen e, hayatımızda artık ki bunu da engelleme gibi bir durum söz konusu değil. Tabii. E, bu görüntülü e, röportajların, kayıtların da ben çok önemli olduğunu Tabii. düşünüyorum yani. Teşekkür ediyorum. Benim için de son derece değerli. Çünkü tabi belgeseller bu süreçlerin en önemli kayıtlarından ve tarih yapım süreçlerinin de önemli unsurlarından bir tanesi. O yüzden ne olursa olsun mutlak surette bu tür etkileşimlerin önemli olduğuna ben de kaniyim. Ben de tekrar teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar iletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun konuğumuzdu. Önümüzdeki hafta yeni bir konukla karşınızda olacağız. Umarım keyif almışsınızdır. Ee, görüşlerinizi, yorumlarınızı bu videonun altına yazabilirsiniz.